Evet, yayındayız. Herkese merhaba. Bugün William Turner'ın resmini değerlendireceğiz. Bu toplantı dizimizin üçüncüsü. Bu toplantı dizimiz Kültürhane ile D5 Sanat Ortamı'nın ortak bir çalışması. Geçen hafta Caspar David Friedrich'in kısaca Batık Gemi diye yazdığımız resmi değerlendirmiştik. O resimle ilgili çeşitli şeyler eksik kaldı ve sürecin içerisinde kendimize değerlendirdik. Bu geri dönüşle ilgili bir eksik kalanları tamamlayalım mı noktasından. Bunlara daha sonra daha da geniş döneceğimizle ilgili arkadaşlarımızla Şeref Hoca'yla kararlaştırdık. O yüzden de o resmi genel anlamda Turner'ın resmini değerlendirirken söz konusu edeceğiz. Geçen haftaki resmin aşağı yukarı aynı evren tablosu içindeyiz. Romantik dönem ve empresyonizmin araya girdiği bir yer ve 19. yüzyıldayız. 19. yüzyıl gerçekten bizim çağımızda diğer çağlar arasında çok önemli bir kırılma noktasının olduğu bir dönem. Bu dönemi aslında sadece sanat bağlamında düşünmememiz gerekiyor. Bilim, sanat, felsefe bağlamında da düşündüğümüzde gerçekten büyük filozofların olduğu bir dönem. Her şeyden önce Nietzsche'nin çağı. Öbür taraftan sosyopolitik anlamda Marx'ın olduğu bir çağ. Ve olayların, zamanın ve mekanın bambaşka bir forma büründüğü bir çağdan bahsediyoruz. Bu mekan algılayışı, zaman algılayışları teknolojinin getirdikleriyle beraber bambaşka bir boyut hal almakta. Dolayısıyla sanat da bu sürece kendi mecrasınca hem eşlik etmekte bazen de ön almakta. Genel anlamda bakıldığında romantizmin sanatının şiir olduğu söylenir. Bir önceki 18. yüzyılda sonu 19. yüzyılın başına baktığımızda roman ortaya çıkar. Dolayısıyla bu plastik sanatların belki de Rönesans, Barok'tan sonra böyle birazcık toplumsallığın içerisinde birazcık daha ne diyelim ön almadı, avantgard bir tutum almadı ama sonuçta kendi dili içerisinde refleksler verdiğini kabul etmek lazım. Bu süreç 19. yüzyıl süreci her şeyden önce empresyonizmin 20. yüzyılın çok önemli nüvelerini taşır. Yani kendi potansiyeli, aldığı potansiyeli bir sonraki yüzyıla gerçekten damgasını vuracak şekilde dönüşümlere neden olur. Ve böyle bir dönüşümlerin içerisinde bazı aktörler belki dönemin içerisinde tam olarak yerli yerine oturtulamazsa bile daha sonraki dönemlerde bu süreçlerin büyük etkileri görülecektir. Örneğin Marx'ın tezleri o çağın içerisindeki yoğun değişimlerin içerisinde Adorno'nun tarih ancak o sahnede savaş sahnesindeki bedene vurulan darbenin hissedildiği noktada yazılabilir dediği şey bağlam. Aslında orada bir fiil bedenin üzerinde ortaya konan realite zihinsel bir uzaklaşmadan sonra ancak yerli yerine biliniyor ki ben bunu özellikle Nietzsche ve Marx için söylemek istiyorum. Yani daha sonraki süreçlerde bu kişiler zamanın test edildiği bağlamlarda daha açık anlaşılmaya tezleri zaman içinde sınandığında
yapmıştı, görülmüştür. Bu kişilere daha genç olan Freud da eklendiğinde o bizim 20. yüzyıla damgasını vuracak üç büyük düşünürün bağlamıdır diyebiliriz bu döneme. Şeye baktığımızda resme resim üzerinden resim üzerinden baktığımızda bu resim, yağmur, hız ve Batı demir yolları diye geçiyor. Bu dönem benim açımdan aslında yani resimsel tarih açısından çok önemli bir kırılma noktası. Bu resimsel tarihin resmin iç ilişkileri meselesine girmeden önce bu az önceki söylediğim evren tablosu bağlamında aslında Şeref Hoca'dan bu dönemle ilgili özellikle felsefi ve diğer sanat felsefesi bağlamında akışla ilgili bize bir şeyler söyleyecektir. Oradan başlamak istiyorum aslında bugünkü tartışmaya. Şimdi sözü bana mı verdiniz hocam? Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Merhabalar bu arada. Hocam bu bahsettiğiniz meseleye hani girmeden önce bir tabii ben de bir genel hani şey bir şeye geçeceğim. Ne derler? Nelerden bahsedeceğimi bir başlıklar altına toplayacağım. Önce şunu söyleyeyim. Resim olan anda, şu an resmim sanırım açık ekranda görülüyor sanırım izleyenler tarafından da. Ben bu paylaşımı kapatayım. Sende paylaşım varsa devam edebilirim. Bu kalsın mı? Tamam. Yok tamam ben alayım o zaman hocam. Tamam çünkü ben belki... kapatıyorum. Evet belki tamam. Senin metinlerin de vardır yanında. Evet. Tamam. Şimdi bu resim olan anda konuşacağız. Önce şunu ifade etmek istiyorum. Bunu da Alfred North Whitehead'in Doğa ve Yaşam adlı kitabında ifade ettiği kimi kavrayışları öne sürerek açıklamaya çalışacağım. Şimdi Whitehead'e göre doğa bu çözümlemesinde genelde şöyle bir yargıyla yaklaştığımız durumdur diyor. Yani sağduyusal olarak biz doğaya, bizi çevreleyen, kuşatan tüm nesneler ilişkiline şu şekilde yaklaşırız diyor. Doğa daimi şeylerden, yani daimi, yani kalıcı. Kalıcı şeylerden ki bunlar mekanda gezinen maddi şeyler aynı zamanda. Mekanda gezinen maddi şeylerden oluşur. Bir bakıma bu kalıcı şeyler, bu mekanda gezinen maddi şeyler zerreler, parçalardan oluşur. Bu bir sağduyusal kabul ediş. Biz bunun içinden, bu model içinden aslında biraz kavruyoruz. Peşinden de şöyle diyor. Aynı hayvan bedeni içinde diyor. Aynı hayvan bedeni içinde. Aynı sandalyede, aynı evde saatlerce oturduğumuzu biliriz mesela. Yani zaman ve mekan kesiti bakımından bir aynılık, bir özdeşlik meselesi olarak bunu işaretliyor. İşte bu kalıcılıktan bahsettiği özdeşlik. Tüm bu nesnelerin, şimdi resmine de bakalım, düşünelim bütün bunları. Tüm bu nesnelerin, yani bu zerrelerin kalıcı kendine özdeşliği ve buna yönelik bir inanca sahip olmamız işimizi kolaylaştırır aslında. Yani Whitehead'e göre şöyle ki bütün sosyal ilişkilerimizi ön koşulu bu özdeşlik inancımızdır. Bu kalıcılık inancımızdır. Bu sayede biz hukuk yaparız, siyaset yaparız, edebiyat yaparız. Hani basit bir örnek vermek gerekirse vefat eden aile büyüğünden bize bir arsa kalmıştır. O aile büyüğünün aynı bir özdeş kişi olduğunu, benim aynı bir onun özdeş torunu ya da çocuğu olduğum, işte o tarlında aynı özdeş tarlı olduğuna inanırız bir kere. Ki hukuk da böyle çalışır. O özdeşliğe, yani o kalıcılığa inanmak zorunda. Böylece bir bakıma gerçekliği böyle modellemek durumundayız. Edebiyat da öyle, bir kahramanın başından maceralar geçer, olaylar geçer. Kahramanın bir kalıcılığı söz konusudur. Yani aynı Odysseus'tur o. Bütün o maceraları yaşayan gibi. Dolayısıyla şimdi resme baktığımızda böyle bir kalıcılık, böyle bir aynılık var mı, yok mu? Bunlar birbirine geçiyor mu? Bu özdeşler içe giriyor mu? Bunu düşüneceğiz. Biraz erkenden söyledim bunu ama bununla ilgili bir şeyler söyleyeceğimi açık etmek için. Bu dönemle ilgili şeyi çözerken bir endüstri devrine bakmak gerekiyor tabii. Şimdi
az önce ifade ettiklerim bir parantez bir yerde dursun. Endüstri devrine bakacağız. Peşinden biraz endüstri devrini düşüneceğiz. Sayın Aykut Köksal'ın olanağında hem geleneksel dünyayı hem de modern dünyayı ve bu iki yapını ilişkilendireceğiz onun tanımlamasıyla. Biraz felsefesine, biraz sanat görüşüne de değinmeye çalışacağız. Şimdi hocam sizin bu arada bu söylediğim ilk başka o özdeşleşmesiyle ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mıydı? Ben öyle hatırlıyorum yanılmıyorsam. Yoksa ben devam edeceğim. Yani evet siz devam edin. Ben ondan sonra gireyim. Peki, çünkü devam edin. Tamam, bu sizin hani bahsetmeyi planladığınız bir meseleyle ilintili olduğunu düşünüyorum. Peki, endüstri devrimi aslında şöyle başlayacak olursak, din-tarım toplumundan, yani bu geleneksel dünya, din-tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş, yani endüstri toplumuna geçiş, Aykut Köksal ifadesiyle de geleneksel dünyanın tekil dilinden modern dünyanın çoğul diline geçiş. Bir bakıma böyle modelliyor. Geleneksel dünyanın tekil dili derken neyi kastediyor? Bu aslında geleneksel dünyanın üretiminde bir özel kendiliğe yer yoktur. Anonim bir dünyadır bu. Bir özellik, bir kendiliğe yer yoktur. O genel geleneksel dünyanın coğrafi koşullara bağlı yapısıyla ilintili söz dizimsel bir bütünün içinde bütün üretimler, öğeler konumlanır. Yani şöyle denilebilir, coğrafyanın belirlediği, doğanın belirlediği koşullara uygun yaşayan bir insan kültürü. İşte bu tarım toplumu işte bu. Şimdi böylece bireyselleşme, özelleşme zaten zorunlu olarak mümkün değildir. Böylece ortak tekil bir dil, anonim bir dil vardır. Bugün için sanat dediğimiz üretim biçimleri, o zaman sanat olarak henüz adlandırılmamış olan resim, heykel vesaire gibi üretim biçimleri de bu geleneksel dünyanın o tekil dili, o anonim dili içinde ortak bir üretimin bir parçası olarak görülür. Bu çok kaba bir modelleme tabii. İçinde hani mutlaka nüanslar olacaktır. Ama şimdilik bu modelden hareket edelim. Modern dünyada bu dil çözülmeye başlar Aykut Köksal'a göre. Tabii bunun en birçok nedeni vardır. İşte Avrupa aydınlanması süreci, işte bu reform rönesans hareketi bir önceki konuşmada ifade ettiğimiz süreçler ve bu süreçler içinde sadece bu bilgisel, entelektüel aydınlanma yeterli değil. Tabii dinin yapısının değişmesi falan. Bunlar sadece yeterli değil. Bir yandan da iktisadi yapıların da değişmesi gerekiyor. Ekonomik yapılar ve buna bağlı teknolojik yapılar. Yani bilime bağlı teknolojik yapıların değişmesi. Bütün bunlara bağlı olarak siyasetin tabii yönünün değişmesi vesaire. Bütün bunların sonucunda karşımıza artık nüfusun da yer değiştirdiği, yani kırsal bölgeye ait nüfusun kentsel alanlara kaydı, nüfus yoğunluğu oraya kaydı, bir dünya ile karşı karşıyayız artık. Bu tabloda tam o geçiş sürecinin sonuçlanmasına yönelik, tam da sonuçlandığı, nihayileştiği ve modernin aslında başladığı, yani 19. yüzyıla ait bir tablo. Şimdi bu iki dönemi de bu tablo görsel olarak içeriyor. Niye bunları anlatıyoruz? Yine tablodan referans alalım. Az önceki özdeşlik meselesini de unutmadan ama ona yeri geldiğine değineceğiz tekrar. Burada her ne kadar yeterince algılanmasa, belli olmasa da şu detayları, tabii tekrar onları geleceğimizi biliyorum, şimdi dikkat çekeceğim. Burada işte bir balıkçılık yapan biri var, figürler var. Şurada evet, şurada şu kesimde şey var. Tarla süren, öküzleriyle birlikte tarla süren bir figür var. Ve bir de bütün bu iki yapıyı ortadan yarıp geçen lokomotif ve demiryolu var. Şimdi bir tarafta sanayi devriminin sembolü, diğer tarafta tarım toplumunun sembolleri var. Bir tarafta göreli daha yavaş olan hızlar, diğer tarafta göreli daha hızlı olan ve yönü başka tarafa doğru olan hızlar var sembolik olarak. Şimdi bu geleneksel dünyanın anonim dilinin çözülmesi ya da o tekil dilinin çözülmesi. Tekillikten burada kastedilen şey ne? Tek bir dil bütün dünyaya hakim. Çoğul dil, yani modern dünyanın çoğul diline bahsettiğim şey artık birey inşa edilmiş. Efendime söyleyeyim, geleneksel dünyanın içinde kendi özelliğine sahip olmayan yapılar modern dünyada kendi özelliklerini ilan etmişler. Mesela sanat diye bir alan içinde resim, heykel kendi bağımsız, kendi gramerini, kendi özelliklerini ilan etmiş edebiyat vesaire. Ve bunlar o zaman ne yapabilir?
içinde bulunduğu bütünle, yani o dünya diye tarif ettiğimiz bütünle bir diyaloğa girebilir. Eleştirel bir diyaloğa girebilir. Aydınlanma zaten aynı zamanda eleştirinin inşa edildiği, icat edildiği bir dönem bir bakıma da. Şimdi Aykut Köksal'ın ifadeleri söyleyecek olursak, mesela geleneksel dünyanın ya da geleneksel dünyadaki kentin yapısına referans vermek adına anıtım diyor. Yani geleneksel dünyada anıtım, geleneksel kentte anıtım. Kentsel bütünle kurduğu söz dizimsel ilişki, konutun aynı kentsel bütünle kurduğu söz dizimsel ilişkiyle tamamen aynı iç bağıntıları taşıyordu. Aynı düzen yapısına sahipti. Şimdi dolayısıyla bunu şöyle de anlayabiliriz. Resim, heykel, mimarinin bir öğesiydi. Ondan bağımsız değildi. Mimari kentin bir öğesi, ondan bağımsız değil. Kent zaten bu geleneksel dünyanın öğesi, ondan bağımsız değil. Bütün üretim biçimleri, inanç biçimleri, yaşayış biçimleri. Ve bir doğaya bağlı zorunluluk da bu biçimlerin fiziksel koşullarını da belirliyordu. Buna örnek vermek gerekirse, işte Karadeniz evleri ahşaptır, balkonsuzdur, çatılıdır ama işte Ege evleri ya da hani daha sıcak iklim evleri işte taştan olabilir, düz bir çatı kullanabilir hani kurutma için, balkona da ona benzer daha açık alanları kullanabilir gibi tamamen doğaya bağlı yapıları, oradaki doğal malzemeye uygun, iklime uygun yapıda şekillenmiş biçimsel, fiziksel biçimler bunlar. Şimdi buradan şeye geçecek olursak, modern dünyanın hani bu yapısına geçecek olursak, endüstri devriminde de içine alan bu süreçte diller çoğalır demiştik. Her bir öğe, yani bütünün parçası olan her bir öğe kendi gramerini inşa eder, kendi bağımsızlığını ilan eder demiştik bir bakıma. Ve bütünle bir eleştirel diyalog içinde olabilir demiştik. Bu işte bu eleştiri de aydınlanmanın olanağında karşımıza çıkıyor. Zaten aydınlanmanın en önemli filozofu olarak kabul ettiğimiz Kant'ın başyapıtları da eleştiri terimini içeren başyapıtlar. Yani kritik, işte hani saf aklın, pratik aklın ve yargı yetisinin eleştirileri, kriti. Bu bir tür çözümleme, bir tür analiz etme, anlama etkinliği bir yandan. Peki endüstri devrimi tam olarak bunun neresinde durur? Endüstri derken hani bunun bizim kullandığı terimdeki karşı sanayi, bir yapaylık hani değil mi? Yapıntı, yani sanayi, sınav, yapma, etme anlamına geliyor. Hatta sanatın da kökü olan, hani bizim dilimizde sanatın kökü olan terim bu, buradan geliyor. Şimdi bu sanayi nüfus akışını nasıl değiştiriyor? Şimdi sanayi sadece tabii kentsel bir sanayi değil. Aslında bir bütün olarak düşünmek lazım. Tarım toplumu içinde o kırsal üretimde de bir sanayileşme var. Yani tarım sanayileşen bir tarım artık, endüstriyel bir tarım. Bu endüstriyel tarım daha az insan gücüyle çok daha fazla ürün elde etmemize olanak sağlıyor. Bu da kentte, yani kent tipi üretime katılabilecek olan insan kitlelerinin kente göç edebilmesini olanağını sağladı. Ve kent nüfusunda büyük bir patlama ve nüfus dengesinin değişmesi. İşte bu iki dünyadaki fark. Yani işte bir yerde tekil din hakim olduğu, din tarım toplumu olan geleneksel dünya, diğer tarafta da kentsel nüfusun ve kentsel üretimin hakim olduğu artık şey rasyon, akıl ve bireyin hani inşa edildiği, akılla hani referans alınan ve bireyin inşa edildiği kentsel nüfus olan endüstriyel toplumlar, dünya. Burada tabii sınıflar da hani işte burjuva sınıfı zaten çoktan orta çağ içinde yavaş yavaş yükselmeye başlamış orta çağın sonundan beri. Magna Carta belki bunun hani ilk kökenleri olarak gösterilebilir bir bakıma. Hani Magna Carta anlaşması vesaire süreç. Ve günümüze gelene kadar bir burjuva sınıfı aristokrasiye karşı kendi tezini üretmeye ve güçlenmeye devam ediyor. Ama artık bu son noktada burjuva sınıfının tam bir iktidarından bahsedebiliriz. Tam burjuva sınıfının iktidarı sırasında bir işçi sınıfı, artık kent üretiminin içinde bir işçi sınıfı karşısına çıkıyor. Böylece bir sınıf bilinci, sınıf mücadelesinin vesairenin yaşandığı bir dönemi kastediyoruz. Şimdi tabii Britanya adası burada önemli. Yani bu endüstri kenti toplumu derken aslında Britanya'yı ve İngiltere'yi kastediyoruz. Yani Britanya'sını ve tabii ki İngiltere'yi kastediyoruz. Öncü bir hani topluluk. Bu aslında Orta Çağ içindeki kimi koşullardan da olanakla böyle. Yani ada olmasının bir takım avantajları ve dezavantajlarının bu ilişkiliğe neden olduğunu söyleyebiliriz bir bakıma.
Öbür taraftan tabii şey de var. Magna Carta demiştik 1200 yıllarda. Bu zaten İngiltere'de işte kralın haklarının kısıtlandığı da kralın iktidarının daha doğrusu kısıtlandığı ve krala karşı diğer baronların bir takım haklar elde ettiği dönem. İşte burada artık bir bakıma hukuk dediğimiz yapının aslında Yunan'da zaten yazılı bir hukuk olmasa da bir bakıma uygulanan ama Roma'da yazılı olan hukukun Orta Çağ sonrası işte şeyde Avrupa'da tekrar gündeme geldi. Bir başka bağlamda gündeme geldi bir süreç. Hukuk karşısında bireyin eşit haklara sahip olma olanağının tartışıldığı, hukukun bütün siyasi erklerin üstünde olduğu, hukukun üstünlüğünün savunulduğu bir sürecin başlanması. Efendime söyleyeyim işte reform, rönesans hareketleri demiştik ama bu İngiltere'yi ne şekilde etkiliyor? Biraz uzağında belki İngiltere'nin ilk başlarda bu hareketler, hani kıta Avrupa'sı gerçekleşiyor ama kıta Avrupa'sı olan mezhep savaşları ya da hani din savaşları da İslam'da nasibini almayan bir İngiltere var. Bir yandan da şey deneyici bir geleneği savunan bir İngiltere var. Bu da hani çok önemli. İşte aydınlanmanın önemli filozoflarının bir kısmı da böylece İngiltere'de konumlanıyor ya da o coğrafya. Britanya diyelim. İngiltere biraz yan sonra çıkıyor. İskoç, İrlandalı düşünürler de var bunun içine tabii yani. Şimdi sömürge topluluğu yani çok büyük iktisadi, ekonomik kazanımlar elde ediyor sömürerek. Ve Fransa'nın elinden elde ettikleri var. Yani işte Hindistan'da Fransa'yı yenerek o Hindistan'ın zenginliklerini elde etmesi. Öbür tarafta işte Amerika kıtası, Afrika vesaire üzerinden hani adalarda elde ettiği o zenginlikler. Bu da aslında bir tür sermaye bulabilmesi. Yani yapabileceği teknolojik atılımlara, hamlelere sermaye bulabilmesi. O kentleri inşasını sermaye bulabilmesi anlamına da geliyor. Tabii buradan şeye de geçmekte fayda var. Şimdi biraz hızlı geçeceğim. İskoç James Watt 1763'te işte ilk buharlı makineyi icat eder. Tabii ki bu da endüstri devrinin sembolik icadıdır ama çok önemli. Şöyle söyleyelim. Bunu nasıl yorumlayalım buharlı makineyi? Sürekli tekrar edebilen, durmaksızın tekrar edebilen bir hareketi sabitleyebilmek. Yani kendi şeyimizle, ne diyelim, teknolojimizle. Biz doğanın güçlerini kullanıyorduk işte bunun için. Rüzgarı, işte suyun akışını vesaire. Mesela değirmenleri kastediyorum. Belki de ilk hani fabrikalar olarak kabul etmemiz gereken değirmenler. Değirmenler sadece unu öğütmezdi tabii. Yani aynı zamanda değirmenler de birçok üretime olanak sağlayan. Çünkü siz doğanın bir hareketini, akışkan bir hareketini sabit bir döngüsel harekete çevirdiğinizde o döngüsel hareketle birçok başka hareketi, işte makaralar, çıklıklar, sistemleri elde edebilirsiniz. Ve bir güç elde edersiniz, bir yani bu enerjiyi dönüşüp bu güç sayesinde de bir takım mekanik işler yani gerçekleştirebilirsiniz. İnşa işleri gerçekleştirebilirsiniz. Delme, kesme işleri gerçekleştirebilirsiniz vesaire. Şimdi bunu bir buharlı makine daha sabit ve daha güçlü bir şekilde yapabildiğinizi düşünün. İşte peşinden bir de ulaşım meselesi tabii. Buharlı tekneler, işte peşi sıra demir yolu ulaşımı. Ulaşımı sadece bir de fiziksel, hani o da fiziksel aslında da. Yani sadece kendi bedenimizi ya da yükümüzü taşıyan yükleri ve kendi bedenimizi taşıyan fiziksel ulaşımlar olarak görmeyelim. Bir başka fiziksel ulaşım olan iletişim anlamında da görelim. Peş sıra bir de yani bu endüstri çağında işte şeyin telgrafın icadı var. Peşi sırada telefon icadı var. Bu da çok önemli. İletişimin de hani güçlü olabilmesi bir eş anlılık meselesinin gündeme gelmesi. Sayın Aykut Köksal derslerinde şeydi derdi hani ilk eş anlılık örnekleri hani bugün için internet ismi yani bir eş mekanlık örneğini telgrafta görürüz derdi aslında. Hatta Türk'ün Nutuk kitabının hani son şeylerine baktığında telgraf notlarıdır. O telgraf notlarında şey A cephesinde kendisi fiziksel olarak savaşırken B cephesi ya da C cephesinde telgrafla yönetebilme olanağı var. Yani bir eş anlılık meselesi. Bu da çok önemli. Yani o hızı sadece şey değil, bilginin aktarımı hızı. Yani bilişin aktarılma, enformasyon aktarılabilme hızının da bir olanak sağlaması var. Şimdi dediğimiz gibi böyle bir dünyada artık özetle bu geleneksel dünyanın zorunlu doğal tekil dili çözülmüş oluyor ve modern dünyanın çoğul diliyle karşı karşıyayız. Bu bağlamda yeni dünyanın olanağı olarak meydana gelmiş olan, yani bu süreçte tam da aydınlanmadan bahsetmemiz gerekebilir belki de. Bu felsefe içinde bu döneme biraz bakacak olursak şey diyebiliriz. Yani hani belki önce şey diyeceğiz, aydınlanma nedir diye bakacak olursak. Şimdi din, tanrı merkezli düşünceden
akıl birey merkezi bir düşünceye geçiş demiştik. Aslında bu akıl merkezi düşünce aydınlanmadan önce belki hani şey tabii yani Yunan vesaire bunları çağırabiliriz. Rönesans da var. Hani Rönesans hümanizmasından bizim anlayacağımız insan sevgisi olmamalı. Yani hümanizma deyince anlayacağımız şey insan ölçeğinde dünyaya bakmak olmalı. Yani Tanrı ölçeğinde evreni tasavvur etmekten yavaş yavaş vazgeçip insan ölçeğinde evreni tasavvur etmek. Şimdi ama bu aydınlanmada çok daha keskin bir yere varacak. Belki onu konuşma şansı bulursak devam ederiz. Şimdi toplumsal, siyasi, bilimsel, felsefi, sanatsal ya da kültürel bütün her alan, yani buna benzer birçok alanda, hemen her alanda baş gösteren devrimler, dönüşümler ve bu fikirlerin tek tek uygulanması aslında bir bakıma. Ya da uygulanmaya çalışılması. Bir yerde uygulananlar var, bir yerde uygulanmaya çalışılanlar var. Yani projelerin hayata geçirilme çabası. Geleneğin sorgulanması, eleştirilmesi. Bir yandan da eleştirinin hani ortaya çıkması. Tabii bu geleneğe neler var? Geleneksel bilim görüşü, geleneksel inanç, geleneksel felsefi görüş, geleneksel kültürel kodlar. Bütün bunlar eleştirel akıl tarafından bir otopsi masasına yatırılıp tek tek incelenmeye, eleştirilmeye ve kimi kısımları elenmeye ya da topyekun elenmeye başlandığı bir dönemden bahsediyoruz. Bir yanda rasyonalizm, bir yanda deneycilik ve bu iki metodun da sentezlendiği diğer görüşlerin olduğu bir dönem. Şimdi aydınlanmanın en önemli filozoflarından biri dediğimiz Kant'a göre aydınlanma insanın kendi aklını kullanma cesaretini göstermesidir. Yani kendi aklını kullanma cesareti göster. Bu ifade ne örtük olarak söyleniyor? Aklını başka bir üst akla emanet etme. Şimdi böyle bir geniş anlamıyla aydınlanmaya baktığımızda kendi aklını kullanmaya cesaret gösterecek olan birey artık özerk bir birey. Yani özerk birey tarifini de verir bu ifade. Bu bir erginleşme sürecidir. Bu bir olgunlaşma, yetişkin olma sürecidir. İnsanlığın erginleşme sürecidir bakıma. Bunun öncesinde mesela şeyi hatırlamakta fayda var belki. İki yapıyı, biri aydınlanma nedeni olan, biri Kopernik devrimi, diğer yerde de Newton'un etkisi. Yani Newton devrimi diyebiliriz. Kopernik devrimi kısaca şöyle söyleyelim. Dünya merkezli evren görüşünden güneş merkezi evren görüşüne geçtiğimizde olanak sağlıyor. Artık bizim evimiz, dünya, evrenin merkezi ve sabit değildir. Hareket halindedir, güneşin etrafında hareket etmektedir ve kutsal metinlerin söylediğinin tam aksidir bu, tersidir. O zaman dünya hakkında konuşmak, tabii bunu Kopernik zayıf, cılız bir sesle söyler. Yani dönemin Engizisyonu'na karşı ya da hani dinsel otoritesine karşı bu kadar güçlü bir sözü bunu söylemez. Hani böyle de bakabilir miyizler ama bir kere söylemiştir artık. Yani o cin lambadan çıkmıştır ya da Pandora'nın kutusu açılmıştır. Peş sıra gelen hani bilimciler ya da bilimcilerden dayanak alan işte ya da bunlarla ilgilenen filozoflar işte kimi din adamları da keza öyle. Yani işte astroloji, astronomiyle ilgilenen bunu bilen insanları da öyle. Artık yavaş yavaş şunu dillendirmeye başlarlar sürecin içinde. Kutsal metinler maddi dünya, yani fiziksel dünya hakkında ya da maddi dünya yasaları hakkında artık ahkam kesmeyecektir. Önermeler bulunmayacak. Bu dünyayı biz matematiği de bilen, astronomiyi bilen bilimcilere bırakacağız. İşte fizikle uğraşan bilimcilere bırakacağız. Ya da bu konuda hani bununla maddenin yasaları ile ilgilenen filozoflara bırakacağız. Biz artık şu alana çekileceğiz. Bu alanda onlar konuşamaz diye düşünüyorlardı. Metafizik alana çekileceğiz. İşte ruhsal alana çekileceğiz. Fiziğin dışındaki alana çekileceğiz. Şimdi bu alan hakkında konuşacağız. Bu işte belki de sekülerliğin ilk hani ayak sesleriydi bir bakıma. Ve hani Avrupa'daki sekülerleşme bir bakıma din adamları tarafından da devreye sokulmuştu diyebiliriz. Şimdi böylece aydınlanmanın önemli kavramlarından biri olan hani sekülerleşme Kopernik devrimiyle birlikte zaten yavaş yavaş hani şeyi kazanıyordu. Cephe kazanmaya başlamıştı. Newton'un etkisi her türlü hareketi yani doğada gözlemlediğimiz, evrende gözlemlediğimiz, duyumsayabildiğimiz her türlü hareketi matematiksel bir yasayla açıklayabilme olana, yani kütle çekim yasasıyla açıklayabilme olana ve böylece artık buralarda maddi olayları maddi olaylarla açıklayabilmenin yasası. Alexander Pope, şair Alexander Pope, aydınlanma için önemli bir şair, o da hani düşünür şair.
Şöyle ifade ediyor Newton'un durumunu. Diyor ki, doğa ve yasaları gecede saklıydı. Doğa ve onun yasaları gecede saklıydı. Tanrı Newton olsun dedi ve her şey ışık oldu. Biz hani biliriz ki kutsal metinlerde Tanrı'nın hani ilk sözü ışık olsun. Yani aslında bu bilgi anlamına gelir, aydınlık anlamına gelir vesaire. Ama ışık artık Tanrı'nın kendi başına yapabileceği bir şey değil. Ya da insanın deneyebileceği ışık artık Tanrı'nın ışığı değil, Newton tarafından açıklanabilecek olan ışık olsa gerek. Ya da Newton gibi bir doğa bilincinin yasalarla ortaya koyacağı ve düzen getireceği. Yani doğanın düzeni artık din adamların değil, Newton gibi doğaya matematiksel ve deneysel yaklaşan bilimcilerin açıklamasıyla mümkün olacak. Bilimci filozofların açıklamasıyla mümkün olacaktı. Böylece Tanrı kendi başına insan için ışık olsun diyemez hale geldi bir bakıma. Şimdi ama romantizm bu aydınlanmanın bu yapısına bir bakıma eleştiri vermeye başlar. Şimdi aydınlanmanın içinde aşırı aydınlanmacılar vardır. Bu aşırı aydınlanmacının yapısına eleştiri veren bir romantizm var. Ama romantizm de bir aşamadan sonra denge sağlar. Hem çünkü kendisi zaten aydınlanmacı bir bakıma ve bir bakıma da aydınlanmanın kimi katı yapılarının bu kadar katı ve hani neredeyse her şeyi kesin olarak açıklamış gibi, çözmüş gibi olan yapılarına da yönelik bir gizi çağırır, yine o belirsizliği çağırır, bir eleştiri verir. Romantizmin bu eleştirisi de aslında bir bakıma aydınlanmanın olanağındadır. Çünkü eleştiri vermek zaten aydınlanmacı bir tavırdır. Yani romantizm içindeki düşünürler, sanatçılar, ki onlar da artık bağımsız bireydir, özerk bireydir. Ve bu özerkliğin içinden de eleştiri verebilir haldedirler. Yani bütüne karşı bir önermelerini dillendirebilir durumdadırlar. Bu bütün aydınlanmanın kendisi olsa bile artık. Bu bir bakıma modernizmin olanağında moderne eleştiri verebilme durumu gibi. Buradan ben yavaş yavaş esere geçeceğim. İsterseniz ben burada şimdilik bir durayım hocam. Evet. Felsefesini ve eserini sizin ifadelerinden sonra tekrar bağlanırız. Evet, ben de eserle ilgili bir takım hazırlıklar yapmıştım. Hocam siz şeyden çıkarsanız, paylaşımı durdursanız ben de... Tamam hocam, siz alın. Siz... Tamam, siz stop yapınca ben tamam. Alabiliyorum. Buyurun. Tamam. Evet. Şimdi bir şeyler hazırladım açıkçası. Bu hazırladığım şey eserin bağlamında hazırladığım bir şeyler. Aynı zamanda çok kişisel problemlerim de vardı bugüne kadar yaptığım tezlerle bağlantılı olarak, zaman ve mekanla bağlantılı. Şöyle ki şuradan başlarsak, bir kere bir perspektif meselesini şöyle hızlıca hatırlayıp içinden bakmak olduğunu bilmemiz gerekiyor perspektifin. Ve görme piramidini tekrar hatırlamamız gerekiyor. O tekrar hatırlarsak görme piramitte görme piramidini tekrar hocam, ne yapalım? Pardon, açılmadı hocam. Sizde açılmış olabilir ama. Öyle mi? Evet, siz onları dosyadan çıkarıp acaba değil mi açsınız? Tamam. O zaman şöyle yapayım. Bir saniye. Şimdi açıldı mı? Hocam bunları sanırım ekranı yani kendi masa üstünüze koyup masa üstünden açmanız gerekecek. Masa üstünde zaten hocam. Şu anda evet tamam kapattım. Şimdi evet. Açtım hocam. Şimdi hocam benim gördüğüm ekran belki izleyenlerin gördüğü ekranda olmayabilir. O yüzden kesin... Dur, pardon hocam. Şimdi evet. Şu anda... Açıldı hocam. Evet açıldı. Evet. Evet. Fazladan bastığım için açamıyorum. Şimdi gene hatırladım. Tamam. Görme piramidi söz konusu. Bunu nasıl ilerletiyorum? Evet burada sağda şeyler var. Bakın evet. Görme piramidi dediğimiz şey aslında resmin bir yatay dikey ilişkisi. Bu ilişki perspektif anlamında içinden bakmak dediğimiz yapının olanakları açılıyor bize birden yatay dikey ve ekseninde.
metinden gidersem bunlar yatay ışınlar planları gösteriyor. Dikey ise cephe görüntüsünü temsil ediyor. Yani biz yatay hareketler uzaklaştırır, dikey hareketler yaklaştırır diyoruz. Yatay kesit genişlik, dikey kesitlikse yükseklik veriyor. Bunların ikisi bir tekrar üst üstüne geldiğinde bize perspektif denen yapının bileşimini veriyor. Şimdi perspektif dediğimizde işte bildiğimiz Öklidyen problem karşımızda zihinsel bir mesele olarak, ancak aslında görmenin yani mekanı ve dokunmanın mekanı Öklid meselesinin dışında eş yönlü değil. Yani onlar eş yönsüz, aynı zamanda homojen değil. Yani burada şu gördüğümüz alan optik meseleyken, bu psikofizyo bir mekan. Burada aslında retinal bir görme söz konusu. Yani bedensel olarak gözümüz bu şekilde gördüğü halde biz zihinsel olarak bu şemada görüyoruz. Bu ikisi bize aslında gördüğümüz gözün retina görmesiyle şeyin zihinsel görme arasında hep bir parlak meydana getiriyor. Bu sanat tarihinin içerisinde de bize çeşitli akışlar veriyor. Yani bu çeşitli akışları düşünürsek Rönesans bağlamında bakıldığında Vestigum ve Imago kavramlarıyla karşı karşıyayız. Imago dediğimizde zihinsel optik bir görmeden ve bunun altında sfumato'yu görüyoruz. Vestigum ise yani bedenin izi, işaret anlamında gördüğümüz bedenin izi noktası, bedeni temsil eden bir noktadik meselesindeyiz. Bu optik mesele aslında burada söz konusu edilen mesele Alberti'nin referansıyla söylediğimiz bir boyut. Şimdi bunun şeye kadar, Turner'e kadar gelişini hızlı şekilde anlatmak istiyorum. Barokta pitorex diye bir kavram çıkıyor. Pardon, imago dediğimiz, sfumato dediğimiz de Leonardo'nun ortaya koyduğu bir teknikle karşı karşıyayız. Bu tekniği destekleyen Ariel perspektif var ve bu Ariel perspektif ve imagoyu buzuma uğratan şey aslında Michelangelo'nun Sistine Şapeli'ndeki mekanda farklı bir boyutta olan ama alımlayıcının gözüne kurduğu ilişki bu imago meselesini hem bozuyor hem de destekler, iki tarafı var. Ve pitorex bu şeyin, yani normalde bozuk yaptığını düzgün göstermenin bir boyutu olan pitorex de farklı farklı renkleri seyircinin gözünde kurma meselesini getiriyor barokta. Bu pitorex mesele bizim Turner'ın biraz sonra göreceğimiz o teknik düzeyle de bağlantılı olduğunu göreceğiz. Biz aynı zamanda şunu görüyoruz, Rönesans'ta objektif estetiğin meselesi bu imago'daki zihinsel bağlam iken, pitorex'te bu seyircinin üzerinde, seyirci tarafından kuruluyor olması süreci bizi subjektif estetiği getirecek. Sonra aslında bu imago kavramının başlangıç noktasına bağlantılı olarak yani biz Leonardo'nun Hayretler Bakiresi'ni bir siyah, karanlık bir kutuda yaptığını biliyoruz ve burada Camera Obscura'nın ortaya çıkışı ve o ona bağlı olarak Vermeer'in bu parçalanan, pitorex'te parçalanan biçimlerin foton yağışına uğraması ve foton yağışı meselesinde, yani polarize olmuş bir renk meselesi Turner'la beraber artık performatif bir harekete dönüşüyor. Şimdi bu aslında biçimin parçalaması, rengin parçalamasıyla ilgili bir üst dizgeye çıktığımızda
Geçen de bahsetmiştim. Rönesans akıl, barok duygu, neoklasik akıl, romantik duygu, empresyonizm akıl ve duyguyu aynı anda ortaya koyuyordu. Akıl, çizgi, leke, Venedik okulu, Floransa okulu çizgi, leke ise Venedik okulu. Yani biz artık hani bunları sanat tarihi bağlamında biliyoruz. Bu dizge baroğa geldiğinde performatif bir leke çizgi meselesi Rembrandt'ı ele almamızı zorunlu kılıyor. Burada Leonardo'daki sfumato tekniği ışıktan gölgeye doğru eriyerek giden çizginin nerede başlayıp nerede bitmediğini bildiği yapı. Aslında bu sfumato dediğimiz yapı. Ariel perspektifte gördüğünüz gibi sıcaktan soğuğa doğru gidişi gösteriyor. Ki şeyde Kayalıklar Bakiresi'nde bu daha fazla. Rembrandt'ta gördüğünüz gibi o fırça hareketleriyle ışık gölge öyle bir performatif bir biçimde üst üstüne çakışıyor ki lekeyle duyguyu, lekeyle aklı, çizgi özür dilerim, lekeyle çizgiyi duygu akıl meselesinde bir özdeşleşme halinde görüyoruz. Yani biz artık şeydeki gibi söyleyeyim Rönesans'ta gibi bir barok Rönesans'taki gibi bir ayrımı görmüyoruz. Burada bir araya geliyoruz. Yani daha doğrusu çizgi duygu tarafına doğru, yani bedenin izi noktasında duygunun alanına doğru evriliyor. Yalnız bunun arkasına neoklasik tekrar bir Rönesans duygu şeyiyle akıl mantığıyla çizgi lekeyi geri şeyine iade ediyor. Ama romantizme geldiğimizde işte biz burada romantizmle empresyonizm arasında da bir fark göreceğiz. O da nedir? Artık Newton sonrasındayız. Renk optik olarak bilimin alanında, çizgi ve leke performans olarak duygusal bir refleksin mecrasında. Şimdi bu mesele aslında rengin bilim alanına evrilmesi bize akıl çizgisinin altına düşürürken performatif yapıyı, o hani şeyde bahsettiğimiz vestigum imago kavramını, vestigum tarafı artık Turner'la özellikle performatif bir çizgi leke meselesine evrilecek. Şimdi şeye geldiğimizde ise kompozisyon dili, empresyonizme geçmek noktasında bir şeyler söylersem eğer, o yine burada optik renk akıl dizgesinde, lekede ise o performatif hareket tamamen şey olacak. Yalnız burada polarize olacak. Yani çizgi ortadan kalkacak empresyonizmde, duygu ağırlayacak. Bir de refleksiyon anlamında zihinsel olan Cézanne performatif anlamında, dışa vurumcu anlamında da karşımıza Van Gogh çıkacak. Şimdi kompozisyon bu dedik. Görüyorsunuz net bir perspektifle karşı karşıyayız. Ama açıkçası az önce Şeref Hoca'nın söylediği evren tablosundan hareketle ben şeyi söylemek istiyorum. Alman romantiklerinden Ludwig Tieck gerçekliğin yitirilmesi olarak Heinrich von Kleist'in yapıtına bir ön söz yazıyor ve orada söylüyor ilk defa gerçekliğin yitimi kavramı, ki ben ağırlıklı olarak aslında bunun gerçek anlamda gerçekliğin yitimi kavramının Baudrillard'la çok moda olduğunu biliyoruz. Simülasyon, simülakr meselesi ve sinemanın kaynak olarak da sinema buna çok referans olduğunu düşünüyorduk. Fakat aslında o az önce Şeref Hoca'nın geleneksel dünya ve modern dünya dediği noktada aslında o büyük kopuş bize gerçeklik yitimiyle ilgili bir durum ortaya koyuyor. Bu durumu biz aslında bir önceki çalışmada bu öndeki anıt gibi olan yapının bu şeyi görme piramidini nasıl parçaladığını görmüştük. Bu
Bu çok önemli bir şey aslında. Bunu bu defa Turner üzerine tekrar çalışırken bunu gördük. Yani görüyorsunuz bizim bu normalde tek göz odağında bir yeri tıkıyor ve arkadaki şu yan ölü alanları, bize göre ölü alanları, ölü alanlar üzerinden bize bir şeyler söylüyor. Bu ölü alanlar üzerinden bir şeyler söylüyor. Bunu geri döndüğümüzde bizim şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Görüyorsunuz perspektif olarak baktığında sağ kulak, sol kulak 180 derecelik bir görüş açımız var. Bu 180 derecenin içinde aktif bir görme noktamızda odağımız burası. Odağımız burası. Bu odağımızın olduğu yeri Casper David Friedrich iptal ediyor. Bu görme anlamında, yani aslında tek göz odağı, iki gözün odağı noktasında insan denen etçilin odağı burası. Sağ taraf ise otçul dediğimiz varlığın, at gözlüğü gibi. Bakın tam ortayı tıkamış bize sağda ve solda alan bırakıyor. Bu sağda ve solda bıraktığı alanlar aslında bizim hakikatin kurulduğu yerin tersi yerler. Dolayısıyla tuhaf bir şekilde eş anlı iki görüş ortaya çıkıyor. Eş anlı iki görüş ortaya çıkıyor. Bu eş anlı iki görüş aslında hayvanın gördüğü, yanda gözleri olan hayvanın aslında gördüğü şey. Buradaysa etçil bir nokta tam ortada bizim şey yaptığımız. O zaman şöyle bir şey çıkıyor. Aslında bir regresyon var. Evrim açısından bakıldığında geriye kadar giden bir regresyon var. Şeyin resmine tekrar baktığımızda. Şimdi bu noktadan baktığımızda bize bu çıkıyor. Bu neden önemli? İşte bu gerçeklik yitimi dediğimiz bağlamla aslında kurmamız gerekiyor. Yani Tieck'in söylediği, Klasic'in söylediği şey aslında gerçek, o bizim dediğimiz noktada bulunacak bir şey değil. Şimdi resme gelirsek, yani resme baktığımızda bir manzara var ve bu manzarada renkler kesinlikle sfumato aşılmış, pitorex bambaşka noktaya takılmış, renkler foton yağışı noktasına evrilmiş ve atmosfer empresyonist kadar olmasa da yoğunluğu bize Kerem'in hidrodinamik dediği yapıyı geçen hafta olabildiğince şey yapıyor. Hatta bu öyle bir şey ki Paris Sisi'ni Turner'a borçludur diyecek bir görüntü veriyor bize. Bizi yüzeyde karşılıyor. Geçen hafta mavi tonun içe dönüklüğünü söylerken aslında beyazı unuttuk. Yani mavi ton içe dönüklük verirken siyah ve beyaz değerdir renk olarak, asla derinleşmezler ve yüzeyde tutarlar. Dolayısıyla mavi ile beyazı biz yan yana gördüğümüzde mavi içe dönük odağa doğru hamle yaparken beyazsa onu yüzeyde tutuyor. Dolayısıyla o yüzeyde tutuş bize bu modern ileride modern resmin ana teması olan aksiyometrik yapıyı, yani içini dışına çıkarmayı meselesini bize olanak olarak sunuyor. Şimdi bu anlatının arkasından resme baktığımızda resim bir odak veriyor bize. Bir odak bizim, bu odak bizim. Resmin kendi iç odaklarını, iç yapılarını analiz ettiğimizde sağdaki demir yolunun odağa bağlandığını görüyoruz. Ama odağa bağlanıyor ama tek odak burası değil. Aslında ikinci odaklar söz konusu. Tek yatay, bakın tek yatay merkezden geçmiyor. Köprünün üstündeki yataylar ve onun üstünde yataylar, hatta gizli yataylar söz konusu. Hatta bu perspektifi destekleyen, yukarıdan aşağıya doğru perspektifleri destekleyen bulut hareketleri vesaireler var. Şimdi
bize bu neyi gösteriyor? Aslında tek odaklılıktan kurtulduğumuzu gösteriyor. Yavaş yavaş. Tek odaklılık neydi? Az önce Şeref Hoca'nın söylediği Newton bize bir tek evren tablosu sunuyordu. Tek odak, her şeyi ona bağlayacağımız bir odak bağlıyordu. Ama burada töz nosyonu bitiyor, yavaş yavaş davranış nosyonları ortaya çıkıyor. Hatta o da çıkmıyor, az önce beyaz dediğimiz yüzey, şeyin John Abbott'ın Flatland'i yazdığı döneme doğru getiriyor bizi. Yani bir boyut, bir boyuta doğru çekiyor. Bunun dışında bu Sfumato tekniğinin ötesindeki pitoreksler ve konturun o yitimi, yani şeyden sonra söyleyin, barok meseleden sonra arkasına neoklasikle tekrar bir zihinsel telafi çağı, onun arkasına o telafi çağı, yani işte telafiden kasıt yeniden deseni ve aklı meydana getiren yapının arkasına romantik mesele, aynı zamanda bir kişinin gözünden dünya algısı, ki bu dünya algısı da artık bir gerçek bir mutluluğa bağlanamaz noktasına doğru bizi getiriyor bilimsel veri anlamında. Çünkü parçalanmış, bakın iki ayrı sanki tablo varmış gibi gözüküyor bize. Yani buradaki perspektifler buraya bağlanmıyor. Ve resim aslında çok mekanlı ama eş anlı gözüküyor. Eş anlı gözüküyor. O eş anlılıkta bile Şeref Hoca'nın az önce söylediği kültürel zaman kaymalarına rağmen, bir tarafta son derece modern bir teknolojik aletler ve bu teknolojik aletler bu zihinsel anlamda bir merkeze bağlansa bile kendi içinde ve dikkat edin hiçbir yerde kontur yok. Konturlar sürekli dolaşıyor. Çünkü kontur ne demek? Kontur bize Rönesans'ta aklın, yani daha doğrusu şema olan dünyanın bize anlattığı bir öykü. Bu öykü artık parçalanmış durumda. Biz konturların peşinde, resmin içinde dolaşmak zorundayız. Dolaşırken aslında bir anlamda da manzaranın belleği yoktur diyor. Cézanne ne yapıyor? O bellek içinde biz katılarak, sürece katılarak biz dahil oluyoruz. Biz sürece dahil oluyoruz. Ve bu sürecin içerisinde yine de kendi içinde perspektifi şema olarak da olsa, gene empresyonizm gibi perspektifin tamamen hava perspektifi, havanın yani eş anlı renk meseleleriyle David Hume felsefesinin ardılı olan Mah felsefesinin anlatımına uygun şekilde biz onları bir görme aralığının içindeki çok küçük aralıkta bir refleksiyon karşılığı olarak yaşantı içeriklerinde bir dünya tasavvurunun da ilk nüvelerini burada görüyoruz. Burada az önce Şeref Hoca'nın söylediği gibi gerçek anlamda o bildiğimiz Alberti'nin imago kavramının artık iyice zayıfladığını, ama bu arada empresyonizmin de ayak seslerinin üst üstüne çakıştığı bir kırılma noktasındayız. Yani burada artık renk bir bilim alanı noktasına da gelmek üzere, çünkü Helmut ve Scheuer rengin fizik yasalarını ortaya koyacak ve bu fizik yasaları içinde konacak ortamın aslında gösterenleri mevcut burada. Bunun dışında da refleksiyon anlamında baktığımızda da Rembrandt'ın refleksiyonun çok çok ötesinde artık nesneden rengin koptuğunu görüyoruz. Yani biz burada yakın planda bir trene baktığımızda, trenin şeyinin görüntüsünün, bakın fırça tuşlar olduğunu görüyoruz. Tuş şeyler var artık. Yani bir çizgi gerçekliği yok. O zaman
bize ne çıkıyor ortaya? Aslında nesne gerçekliği tamamen parçalanmış durumda. O nesne gerçekliği içinde o Newton fiziği söz konusuydu. Ama bugün gelinen noktada Einstein'ın aslında dünyasına doğru aslında gelen bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu yapı aslında bize bir de şunu söylüyor. Bu bir kere bir de fotoğraf meselesinin içinde bir yapı. Fotoğrafın dünyasındayız. Fotoğraf bize enstanteler vermeye başladı. Ve bu enstantanelerin kadrajı, daha doğrusu kadraj veriyor demek. Daha doğru, özür dilerim, düzeltmem lazım. Kompozisyondan kadraja doğru bir geliş var. Ama bu kadraj bir fotoğrafın durdurduğu bir şey değil. Fotoğrafların olanağındaki potansiyeli bize veriyor. Bu potansiyel aynı zamanda fotoğraf trenin hareket halindeki penceresini düşünürseniz aslında yaşantıda teknoloji olarak fotoğraf hala belirli bir sabiti zaman aralığında sabit bir zaman aralığını verirken hızlı hareket halindeki bir tren penceresi bize o ileride sinemanın kadrajını, hareketli görüntünün bize bir anlamda ön ipuçlarını verir. Bu hareket, yani kadrajın kompozisyondan kadraja, kadrajdan trenin çerçevesine, oradan pasajlara, Benjamin'in pasajlarına ve buradan da aslında kadraj enstantane aralığı bize sekanslara doğru bir başlangıç veriyor. Bu anlamda Turner çok önemli bir noktada duruyor. Benim süreçle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şeref Hocam bunu ne şekilde toparlar bilmiyorum tabii. Hocam teşekkür ederim. Bu arada benim de değineceğim birçok konuya da güzel referanslar verdiniz. Onu önce belirteyim resim üzerinden. Şimdi ben de tekrar resmi paylaşacak olursam. Şimdi Turner'ın tablosunun adı işte yağmur, buhar ve hız. Şimdi üç tane kavramımız var bu adlandırmada. Yağmur hareketli. Yani nesne olduğunu kabul ediyoruz. Nesneler bütününe verilmiş bir olayın adı olduğunu düşünüyoruz. Hani ya damlalar, su damlacıkları, su zerrecikleri. Buhar da işte moleküler, hani bağlamda, kimyasal moleküler bağlamda daha gevşek bağı olan ama yine de parça olarak kabul ettiğimiz, hani ilk başta o özdeşlik meselesini konuşmuştuk, onu hatırlayın. Oradan buralara bağlayacağım. Parçalar olarak kabul ettiklerimizin bir bütünü ya da bir aradalığı diyelim. Bir aradalığına verdiğimiz adlayayım. Onların hareketi bir yandan. Hız zaten kendi başına bir varlık olarak kabul edebileceğimiz şey, bir varlık üzerinde tespit ettiğimizi düşündüğümüz, değil mi? Yani bir kavram hız, yani işte. Bir kıyas kavramı hatta bir bakıma da. Şimdi dolayısıyla bütün bu üç terimde hareketi veriyor. Yani yağmur dediğimiz şey de, hatta şöyle diyeceğiz, hareketsiz ne var? Bunu soracağız. Yani hareketsiz ne var? Durgu olan ne var? Şimdi aslında Goethe diyor ki o dönem için hareketsiz olan her şey lanetlenmişti diyor. Evet. Şimdi bu şey tabii, hareketsiz ne var sorusuna cevap şu olabilir. Kavram var mesela. Yani kavram var mı yok mu ayrı bir problem. Yani kavram bir, yani gerçeklik düzeyi nedir o ayrı bir problem. Ayrı filozofların ayrı tartışmaları. Ama hareketsizlik dediğimiz şey, durgu dediğimiz şey bir bakıma kavram. Yani bir sınır. Şimdi buradan kontür vesaire tekrar bunları konuşacağız. Şimdi bu tabloya dönecek olursak. John Ruskin adındaki bir eleştirmenden alıntılar yapacağım. Karşısına çıkmıştır belki. Önemli bir eleştirmen, sanat eleştirmeni o dönemin. Turner'ı çok olumlayan bir sanat eleştirmeni John Ruskin. Hatta nasıl diyebiliriz? Hani modern dönemin en önemli eleştirmenlerinden biri olarak kabul edilen işte Clement Greenberg'in
durumu gibi. Yani o moderne geçiş ya da modernin içine sayacağım bu dönemde çok önemli ve çok belirleyici bir eleştirmen Ruskin. Ruskin Turner hakkında ve sanat hakkında şunu söylüyor. Doğanın hallerini diyor, yani doğanın tüm o hallerini heyecan verici ve doğru biçimde ölçen bir sanatçıdır diyor Turner için. Yani aslında doğanın tüm hallerini ve bizi karşı karşıya getirdiğini iddia ediyor. Şöyle devam ediyor. Nesnelerin sınırları, işte buradan bakacak olursak demiryolu, işte tren, efendime söyleyeyim bu tabloda henüz bahsetmediğimiz bir tavşan var, önde koşan, kaçan ya da trenle yarışan, nasıl bakarsak artık. Diğer köprü, daha geleneksel olan yaya köprüsü, işte balıkçı, çiftçi vesaire, bütün bu nesnelerin sınırları, yani ilişkileri, bu nesnelerin birbirleriyle olan ilişkileri, sınırsal ilişkileri, sis, ışık vesaire gibi atmosferlerle, yani atmosferik olaylarla yitip gitmeye başlar. O zaman görülmeyecek olan, normalde kendi başına görülmeyecek olan ilişki olacak olan atmosfer görülür hale gelir gibi bir bakıma. Ama yine biz treni mi görüyoruz ya da işte o köprüyü mü görüyoruz, yoksa bunların eriyip giden kontürleri olan anda onların ortak ilişkiliklerini mi görüyoruz? Şimdi özdeşliklerini koruyabiliyorlar mı bu nesneler hareket düzeyinde? Ve der ki Ruskin, bu görünüşün resmidir der. Betimin resmi değil. İşte hocamın ifade ettiği Rönesans döneminin işte o akılcı ama erken Rönesans, yani akılcı durum, işte o çizginin kontrolün önemli olduğu duruma karşı işte görünüşün öne çıktığı ve hatta bir bakıma da bu izlenimciliğe bir olanak verdiği söylenir. Yani Ruskin'in bu eleştirisine. İzlenimciye henüz onlarca yıl vardır. Birkaç on yıl öncesinde Ruskin bunu ifade eder. Görünüşün resmidir. Ressamın yakalaması gerektiği şey görünüşün resmidir. Bir tür betimin resmi değil, yani şemaların resmi değil, bir tür kavramsal çözümün resmi değil der. Şimdi görünür dünyaya dair der, tüm bildiklerimiz, bizim şu an deneylediğimizi düşündüğümüz görünür dünyaya dair tüm bildiklerimizi unutabilseydik eğer der, bunları bir şekilde unutabilseydik, resim sanatının temel sorununu da çözmüş olurduk der. Bu aslında üç boyutlu bir yanılsamayı çözmek anlamına geliyor. Bildiklerimizi unutmak ne demek? Biçim bindirmemek demek. Görsel deneyimimize bir biçim bindirmeden salt o görsel deneyimi resmetmek demek. Böyle bir şey mümkün mü değil mi ayrı bir konu ama hedeflenen şey bu. Bu ifadeleri şey Gombrich'in Sanat ve Yanılsama kitabından hani şey yaptım, alıntıladım. Onu da belirtmiş olayım. Ruskin'e göre üç boyut ya da o nesnenin üç boyut ilişkiliği aslında görülen bir şey değildir, kurulan bir şeydir. Kantçı bir ifade bir bakıma. Yani görünür dünya betimlendiğinde kurulan dünyadır. Şimdi diyor ki görülen Turner'ın resimleri gibi onun gibidir. Yani Turner'ın resmettiği dil gibidir. Renklerden oluşan bir karışımdır, bir alacalıktır aslında. Görünen dünya böyledir diyor. Katı cisimlerin algılanması, katı cisim dediğine bütün elimize tuttuğumuz, evirdiğimizi, çevirdiğimizi kabul ettiğimiz şu fiziksel dünya, kendimiz vesaire, yani solid olan. Katı cisimlerin algılanması deneyimin işidir. Yani kişi deneyim geçirir. Deneyim geçirdikçe bu katı cisimleri katı olarak algılamaya başlar. Oysa ki ilk izlenimde, deneyimden önceki, yani deneyimlerin üst üste bellekle birleştirerek bir bütün oluşturmadan önceki, biçim bindirmeden önceki izlenimi görünür olan dünyada, görülen dünyada bir üç boyutlu katılık değil, parça parça lekeler olması gerekir der. Bunlar da renk lekeleridir. Kontür değildir der. Ve şunu da ekler. Koyu cismin gölgesi, herhangi bir koyu cismin gölgesi diye kabul ettiğimiz o leke, o karanlık leke mesela resimde aslında koyu cismin gölgesi olarak bir kurulumdur. O koyu cismin gölgesi değil, ayrıksı bir lekedir. Öyle görmemiz gerekir. Ya da bir zayıf kontür ya da bir zayıf leke, renk uzaklık olarak algılıyorsak bunu da bilgiden yani deneyimden algılıyoruz. Aslında onların her biri zayıf lekedir, işte koyu lekedir. Bunlar hiçbir zaman için bir nesnenin bütünü değildir anlamına gelir. Biz zaten biliriz şu an karşımızda resimde bir tren gördüğümüz, düşündüğümüz her yerde daha önceki tren deneyimlerimizle benzeştirdiğimiz birden fazla lekesel ilişkiler görüyoruzdur. Yani bunları burada kümeleyip bütünlüyoruzdur aslında. Bir bakın bunu demeye çalışın. Resim işte bu tam da ne olduğunu bildiğimizi düşündüğümüz
özdeş olduğunu düşündüğümüz, biçim aldığını düşündüğümüz, biçim olduğunu düşündüğümüz nesneyi aşan henüz biçim almamış hali gibidir. Bu aslında Sezan'ı çözümlerken de söylenen ifadeler bunlar. Onu da belirtmek lazım. Bir bakıma nörobilim ve nörofelsefenin bu alanda ilgili çalıştığını ya da bu alanda ilgili önermeler olduğunu hatırlatalım. Şimdi burada tabii şöyle bir şey oluşuyor. Demek ki bilgimiz, deneyim sonucu elde ettiğimiz bilgimiz, bizdeki bir takım biçimlendirmeler, dünyaya dair edindiğimiz bilgisayar biçimlendirmeler, bilgimiz algımızı değiştiriyor. Yani ne kadar çok dünya hakkında deneyimli bir bilgi ediniyorsak algımız ona göre şekilleniyor. Bu bilgiyi öncesi, çocuk halimiz, daha ilkel halimiz ya da kör birinin görme duyusunu yitirmiş ya da görme duyusuna hiç sahip olmamış birinin birdenbire görme duyusuna sahip olduğundaki deneyimini nasıl yakalarız? Bunu önemsiyor işte eleştirmen. Resim gördüğümüzü mü yoksa bildiğimizi mi bize göstermeli diyor. Doğrudan ilk gördüğümüzü göstersin diyor. Deneyim sonucu elde ettiğimiz bağıntılarla ilgili, yani bu biçimlerle ilgili çıkarımsal görüyoruz biz dünyayı. Yani önermesel görüyoruz ya da gördüğümüz şeyi bu önermeleri bindiriyoruz. Böylece bildiğimizi görüyoruz. Bundan kurtulmamız lazım bir bakıma bu görüşte. Şimdi bu ifadeleri Gombrich'in de kimi eleştirileri var. İşte dediğim gibi günümüzün felsefi ve bilimsel argümantasyonundan da referansa bu eleştirileri getiriyor. Az çok o eleştirileri ben de sahibim. Çünkü burada şöyle bir şey denilebilir. İyi de ne kadar parçalarsak parçalayalım bütünü, bir lekeye de indirgersek o da yine bir biçimdir aslında. Yani bir onu öyle tanımamızın olanağı da bir biçimdir. Bunu şöyle örnek verebilirim. Göğü denen adam diye bir hikaye, bir kitabı vardı. Belki hatırlarsınız. İlkel bir hani adalı ilk defa bir yelkenli gemiyle karşılaştığında, gördüğünde beyaz adamla karşılaşacak. O yelkenli geminin yelkeninin o dikey hareketinin göğü deldiğini düşünür. Oysa ki gerçeklikte böyle bir şey olmuyordur. Dolayısıyla henüz ona deneyimsel biçim bindirmemiştir. Gördüğünü söylüyordur deriz. Doğru. Ama söylediği şey ne? Göğü delmesi. Göğü delmek gibi bir deneyim de bir biçimlendirmedir aslında. Bir diğer örneği de şöyle verebilirim. Kendi kişisel deneyimden. Veli Hoca bunu hatırlayacaktır. Veli Hoca'nın oğlu Arda daha henüz çok küçükken, sanırım üçlü yaşlarında, belki bilmiyorum, üç yaşlarında olsa gerek, birlikte hep bir deniz kenarındayız. İşte Mersin sahilindeyiz. Tabii bu arada Arda'nın uçak modeli oyuncakları var. İşte bu aile içinde oynanırken işte çok da seviyor oyuncağı. İşte uçak uçak diyor. Uçak şöyle bir şey uçar. Sonra Arda'ya uçak da gösterilmiş. Bak elinde oynadığı uçağı gökyüzündeki hali göstermiş. Gökyüzünde bir beyaz leke haline giden uçağı gösterdi. Bak oğlum bu uçak. Ha evet uçak buymuş. Şimdi böyle bir biçimlenmesi var Arda'nın diyelim. Deneyimle ilgili. Deniz kenarındayız. Neyse uzatmayayım. Mavilik içinde bir beyaz leke görüyoruz. Ama bu mavilik denizin maviliği bu arada. Denize gök hafiften karışmış ve denizin maviliği üzerinde bir beyaz leke. O da uzakta bir gemi. Arda bunu görür görmez "Aa uçak" demeye başladı. Yani belki gemiyi de benzer türlü bir ilişki olduğunu bilmiyordu ama yine bildiği bir biçim üzerinden bir şeyi seslendiriyor. Daha doğrusu şunu demeye çalışıyorum. Siz bir deneyim yaşadığınızı düşündüğünüz her anda, görme de olsa, işitme de olsa, bir deneyim yaşadığınızı düşündüğünüz her anda aslında bir biçimselliği içindesinizdir. En azından Kant'ça söylersek, zamansal, mekansal bir formun içinde şekillenmiş bir yayınlığın içindesinizdir. O yayınlığı deneyimliyorsunuzdur bir bakıma. Yani bir özdeşlik deneyimi yaşıyorsunuzdur. Peki, tekrar resim üzerine gelecek olursak, nesnelerin sınırlarının yitimi neden resimsel bir önem taşıyor? Bu oldukça pitoresk, öyle adlandırılıyor. Yani pitoresk derken kastettiği şey resimsellik, resimsel. Bu arada pitoresk demek doğrudan gördüğümüz resim demek değil sadece, öyle düşünmeyin. Resim olmayan da olan bir şeydir aynı zamanda pitoresk. Yani bir manzara karşısında, bir olay karşısında, yani görsel algımız bir şeyi karşısında bunu oldukça pitoresk bulabiliriz. Yani resmetmeye değer, resmin konusu olmaya değer de diyebiliriz o anlamda. Bir bakıma bu biçim yitimi ya da biçimden kaçış, bu form yitimi, bu kontür çizgilerinin kaybolması ya da çizginin hani erimesi gitmesi, lekelere dönüş, çizgiden lekelere gidiş niye pitoresk bir değer taşıyor? Bunun için Rönesans'ın hemen sonrasına belki gidilmek gerekiyor.
Şimdi burada bir bakıma ne diyeceğiz? İşte 15. yüzyıldaki Hubert Demiş'in Bulut Kuramı adlı çalışmaları kitabından alıntıladım. Güzel bir kitap. Resim tarihine resim sanatına bir bakıma göstergeli bilimsel çözümlemeye yaklaştı bir kaynak ve bulut gibi bir öğenin üzerinden çözümlemeye çalıştı bir kaynak. Burada diyor ki 15. yüzyılın perspektif küpünün yıkılışı. Yani hocamızın bahsettiği o perspektif, o küp, onun içinden görmek, bir küpün içinden görmek. Bunun yıkılışı, mimari tektonik mekan ölçülerinin çözülmesi artık, dağılması bir bakıma. Barok biçimli lekelerin çizgiye ve kontüre, yani sınırı olan baskınlığı, üstünlüğü. Bu keskin kontürlerin, bunların bütünsel biçiminin dağılması. Nesnenin sınırının ihlali, nesne sınırının ihlali ve nesneler arası bir geçiş süreci. Bu neyi çağrıştırıyor? Bu işte hızı, hareketi ve olayı. Tam da bu resimde konu edindiğimiz şeyi çağrıştırmakta. Hız, hareket ya da olay. Yani nesneler arası ihlal dediğimiz durum. Bütün nesneler, resimdeki bütün nesneler birbiri içine geçmekte. Bir olaydan bahsedebiliriz artık. Olay dediğimiz şey ne? Bir değişim, bir hareketten bahsedebiliriz. Şimdi bunu sağlayan şey de mekan ve ışık ilişkisinin birbirine geçmesi. Mekanın ışığa, ışığın da mekanı tarif ediyor olması. Işık ve ışıksızlık ilişkisinin kurulması. Burada biçimin dağılmasından bahsettik değil mi? Bu neyi çağırıyor? Bir önceki konuşmamızı hatırlayacak olursanız yüce kavramı da çağıracak bir şey. Yani pitoresk bir olanak işte bu artık. Çünkü resmedilmeye değer bir şey. Yani o kontürler çözüldüğünde, nesneler içe geçtiğinde, karıştığında bir hareketin, bir devinimin, bir olayın ve bir kavrama ile kavrama arasında durmanın, tam o ilişkide durmanın olanağını bize veren bir şey. Dünya deneyimiyle deneyleyen öznenin birbirine bağlandığı bir yer gibi bir bakıma. Eğer biçim dağılır ise yerine pitoresk etki ortaya çıkacaktır. Resimsel etki ortaya çıkacaktır. Biçimi ne dedik? Biçim bir tür sınır, bir tür kap, bir tür sınırlandırma, morf dediğimiz şey. Nesneler kendi kapladıkları uzayda akıllı uslu dururlar biçimde, biçimli bir çalışmada. Kontürü belli olan çalışmada. Bir tür enstantane gibi. Bu bir durgu aynı zamanda, bir sabitlik. Amorf dediğimizde ya da deform dediğimizde, yani formun bozulması dediğimizde ya da biçimsizlik dediğimizde artık nesneden değil belki de olaydan bahsetmek durumundayız. Nesne arası geçişler ya da nesnenin kendi içindeki hallerinin bir aradalığından bahsedeceğiz. Böylece artık üç boyutlu olan nesneyi dördüncü boyut, yani zaman boyutunu da katmış olacağız bir bakıma. Artık hareketten, devrimden bahsediyoruz, geçişten bahsediyoruz. Durguyu askıya aldık bir bakıma. Burada artık ilkinde durgu olan yerde, yani o sınır kontür çizgisinde gözlemcinin dünyaya mesafesi var. Mesafe olan, o bir fotoğrafa bakar gibi. Şimdi ise artık gözlemcinin bir bakıma dünya içinde bir özdeşleşmesi var ya da onun içine katılması var. O harekete katılması var. Şimdi burada fiziksel olan madde bir kavram altında üç boyutlu nesneye dönüşürken kavramdan hani kavramlar arası geçişe girdiğimizde ise A kavramına B kavramına geçtiğinde ise bir olaya dönüşmektedir. Burada iki felsefi görüşü hatırlayacağım. Bertrand Russell nesneyi olayların birliği olarak görüyor ve olayı nesneye önce görür. Yani nesne aslında olaylar dizisidir. Nedense ilişkilerle birbirine bağlanmış olaylar dizisidirler ve olayı nesneye önce kılar. Kimi filozoflarda mesela Arda Denker'de bunun tersini iddia eder ya da işte şey gibi bakar bir bakıma kim diyelim. Neyse şu an hatırlayamadım adını. Yani nesneyi olaya önce görenler var. Burada nasıl algılayacağız? Nesne vardır olayın olabilmesi için. Eğer nesne yoksa olay yoktur. Kimi filozoflar da şöyle bakar. Olayı olmadığı yerde nesneden bahsedemeyiz. Biz hangisi önce hangisi sonra bunu tarif ediyoruz. Bu felsefecilerin, bilimcilerin işi olsun. Biz şöyle söyleyeceğiz. Aslında deneylediğimiz dünya bizim için olaylar ve nesneler bütündür. Yani bunları birbirinden ayırmak çok zordur. İç içedir aslında. Hatta nesne nitelik ve olay bütünlüğü olarak da bakabiliriz. Şimdi böyle bir dünyada dış biçim bir bakıma belirsizleşir.
Ve ışığın hareketi, nesnenin hareketi hemen hemen aynı anlama gelmektedir. Çünkü ışık dediğimiz şey de en nihayeti fotonlardan oluşan ya da bir fizik gerçek olarak fotonların, yani bir parçanın devinimi olarak da görürüz. Hem dalga hem parça olarak kabul etmemiz gereken bir yerdeyiz. Yani bir birliktelikten bahsedeceğiz bir bakıma. Bakış ayrıca sonsuza da çevrilmiştir bu ifade. Burada sonsuza çevrilmeyi bir önceki konuşmada ifade etmiştik. Yani bir önceki derken bir önceki oturumumuzda. Bu resim olanağında hareket halinde olanları gösterenlerin de hareketinden bahsetmek lazım. Bu çok önemli. Şimdi hareket halinde olanlar ne burada? Özellikle işte sis, yağmur, tren ve daha yavaş hareket ettiğini düşündüğümüz işte şeyler ve orada belli belirsiz olan önde giden tavşan. Hız kavramı var. Burada hız kavramını hem lokomotif veriyor hem de yaban tavşanı veriyor diyebiliriz. Şurada bir yaban tavşanı imgesi var. Oldukça belirsiz. Yani köprüyle, işte yağmurla, sisle özdeşleşmiş gibi. Yani özdeşlikler kendi özdeşliğini koruyamaz halde ve bir bütünün, bir hareketin, bir olayın özdeşliği içinde kaybolmuş haldeler. Şimdi yaban tavşanı da işte bütün o mitolojik hikayelerde de bir bakıma doğanın hızını temsil eder tavşan. Teknolojinin hızı olarak o dönem için lokomotif ve teknolojinin hızının önünde hala doğanın hızıyla karşı karşıyayız burada. Neyse, bu resim olanağında tüm bu hareketi, hareketlilikleri anlatan şey ne? Bir takım fırça hareketleri, bir takım boyar malzeme hareketleri. Onlar da hızlı bir şekilde gösteriyor. Yani gösteren öğeler de hızla, hızın içinde örgütlenmiş gibi. Yani şunu demeye çalışıyorum. Hareket halinde olanları gösterenler, hareket halinde olan temsilleri gösteren, temsili kuranlar da hareketli burada. Yani doğrudan kendi fizikselliklerinde de, boyar malzeme fizikselliklerinde de bu hareketliliği görüyoruz. Bir yağmur damlası görmüyoruz. Biz hareketi başka şekilde de temsil edebiliriz. Yani akıllı uslu bir kontürün içinde, örneğin koşan adam figürü şeklinde, hareket eden bir adam figürü şeklinde koyduğumuz düşünün. Ama orada boyar malzemenin, yani temsil eden fiziksel varlığın hareketi oldukça durağan olduğunu söyleyebiliriz. Bir önceki çalışmada Kerem Ozan Bayraktar'ın ifade ettiği haliyle. Burada ise boyar malzemenin neyi boyadığı, yani şu boyar malzeme yağmurun boyuyor. İşte bölgesel olarak treni boyamadığı kesin. Çünkü trenin bölgesinin dışında. Ama köprüyü mü boyuyor, yağmurun boyuyor, sisi mi boyuyor, iç içe geçiyor artık. Aynı boyar malzeme yağmur, sis ve köprüyü boyar ya da kim yerde treni boyar durumda ya da gökyüzünü boyar durumda birbirine karışmış halde diyelim. Şimdi gösteren ile gösterilenin bir bakıma iç içe geçmesi böylece içeriğe uygun, içeriğine uygun, yani temsiline uygun bir simge düzeninin de oluşmasından bahsedebiliriz. Böylece görüntüsel bir gösterge var karşımıza. Görüntüsel gösterge belirtisel gösterge gibi değil. İz türünden gösterge gibi de değil. Burada Veli hocamız bahsetti işte iz türünden gösterge örnek olarak Rönesans'ta değil mi? Yani imagoya karşı olan durum değil mi? Şey vertigus. Vestigum. Vestigum pardon. Şimdi vestigum yani bu evet vestigum yani iz türünden gösterge aslında o dönem için oldukça önemli. Yani bir ressamın doğrudan görüntüsel göstergesine karşı bir iz göstergesinin bir tür kutsal değeri var. Bunu da yine Bulut Kuramı'nda okumuşum, oradan hatırlıyorum. Örneğin İsa'nın yüzünün işte terli yüzünün mendilde çıkması gibi ya da kefende bedenin izinin çıkması gibi bir kutsallaştırma. Dolayısıyla tabloda bir takım kutsallıkların hani geçmesi ya da onun aurasını geçirme çabası aslında. Görüntüselden o ize geçiş, o izi yakalama çabası. Gerçekliğin izini yakalama ya da bir tür kutsalın izini yakalama çabası. Günümüze geldiğinde ise bu burada fırçanın hareketinin, trenin hareketinin, yağmurun hareketinin ya da sisin hareketiyle bir bakıma özdeşleşiminden bahsedebiliriz diye. Yani gösterenin göstermeye çalıştığı temsille bir özdeşlik içinde kurulma çabası. Ve böylece bir yağmur görmemize gerek yok. Fırçanın hareketinden bunu doğrudan bir tür görüntüsel gösterge olarak kuruyoruz. Ama iz türünden gösterge olan anda diyebiliriz. Şimdi tekrar biçim bozma meselesine gelecek olursak burada
Hüber demiş diyor ki, imgelem diyor, yani imgeleme gücü, hayal etme gücü, formun bozulması sürecindeki imgelerle, tam da formun bozulduğu süreçteki imgelerle, yani bu kurgularla kendini geliştirebilir. Yani hayal etme gücü form bozulduğunda, formun sınırı dışına çıktığında kendini daha çok geliştirir diyor. Dolayısıyla deformenin işte pitoresk değeri burada aslında bir bakıma. Çünkü diyor biçimsiz nesneler ya da biçimi bozulan nesneler hareketi ve sonsuza kaçışı ya da yüceyi duyumsatır. Ve ayrıca yine Kantçı bağlamda yine bunu çözecek olursak, biçimlendirmenin dünyayı biçim altında duyumsamanın olanağı, biçimlendirmenin ya da dünyayı biçim altında duyumsamanın olanağı olarak öznenin ya da akıl yetisinin, burada öznenin ya da özneye bağlı olan akıl yetisinin olanakları daha anlaşılır hale gelir. Yani biz aslında kendimize dönüşte de bu biçimden kaçışta bu olanağı yakalayabiliriz. Kant için estetik fikirler ya da bu estetik fikirleri ileri sürme yetisi ya da becerisi çok önemlidir. Ki burada mesela yine bir başka sanat eleştirmeni olan ve felsefeci sanat eleştirmeni Danto'dan alıntılayarak söylüyorum. Diyor ki bu estetik fikirleri ileri sürme becerisi aslında estetiğe dair bir fikri ileri sürme becerisi değildir. Estetik olanağında bir fikir ileri sürme becerisidir. Fikir yakalama becerisidir estetik olanağında. Yani şöyle bakacağız. Bu sanatın Sanat Nedir kitabından alıntılamalar. Bu duyular ya da duyular aracılığıyla sunulan fikirlerdir. Diğer bir deyişle Kant'a göre kimi fikirler var ki soyut fikirler ama kimi fikirler var ki ancak duyular yoluyla yakalanabilir. Hani soyutu da aşan soyut yolda elde edilemeyecek fikirlerdir. Böylece bu fikirleri elde etmek için bir tecrübeye, estetik tecrübe yani duyulur bir tecrübeye ihtiyaç vardır. Bu bir bakıma kahvenin tadını ben bilirim demekle aynı şey. Yani işte kimdi bunu söyleyen felsefeci? Terry Eagleton mı? Evet, Terry Eagleton. Terry Eagleton. Evet. Kantçı hani şey pardon, Marksist felsefeci Eagleton. Yani şey, şu içtiğim kahvenin tadını bir tek ben bilirim deme durumu, buna dair ise istediğim kadar soyut fikirler vereyim. Hatta siz de kendi deneyimizdeki kahveyi çağırın ama şu deneyimi deneyimlemediğiniz sürece bu size ait bir fikir olmayacaktır gibi. Yani tam da deneyimin içinde olmakla ilgili bir şey. İşte Kant'ın bahsettiği bu şey estetik fikirler, yani estetik fikirler verme olanağı. Bu yüzden sanat... Hocam 6 dakika var. Ha, o zaman hocam ben yine size bırakayım isterseniz. Bu yok, bırak toparla ama ben de bir şeyler söylemek isterim. Son senin tamam. Söylediklerinin şeyinde. 5-10 dakika uzuyor mu? Olur mu? Yok, tamam uzasın hiç fark etmez. Yani siz yani sözleriniz uzayabilir. Tamam. Lütfen kesmeyin ama bu defa. Efendim? Peki, tamam. Bu sanatçı fikri duyusal yolda yani duyusal mecrada cisimleştirir demektir aslında bir bakıma. Kant için sanat deneyimi kullanarak bizi deneyimin ötesine taşır. Yani sanat bir bakıma deneyim kullanarak yani duyum kullanarak bizi deneyimin ötesine yani fikir zihin olanağına taşır. Bu gözle zihin arasındaki uçurumun, yine bunu Dante olanağını söyleyeyim, gözle zihin arasındaki uçurumun algı olanağıyla kavram üstüne getirerek biz o uçurumun kapatılması anlamına gelir ki şöyle söylüyor, bu sanatın orta teriminin oluşturduğu köprü konumundadır diyor. Yani bir bakıma iki yapının, iki ayrı yapının bir orta terimi olarak sanatı işaret etmesi ya da sanatın olanağını işaret etmesi. Şimdi ne diyeceğiz? Hareket biçimleri bozar. Bu bir bakıma ilk çağ doğa filozoflarından biri referans aldığımız konu aslında. Ama ona hiç girmeyeceğim şimdi. O uzun bir konu. Böylece hareketin biçimleri bozması, biçimler arası geçiş, bu biçimler arası yeni biçimleri kurabilme olanağı, biçim kurma olanağımızın deneyimini bize veren bir olanak. Ya da bizi kendimize duyumsatan olanak. Bu aynı zamanda bir bakıma... Burada hemen çağıracağım bu tablo olanağında da. Termodinamiğin ikinci yasası olan entropiye çağrıştırır. Biz hani entropi hakkında şunu biliyoruz. Bir çok kabaca. İşte düzenden kaosa doğru gidiş. Düzenden düzensizliğe doğru gidiş.
belirliden belirsizliğe doğru gidiş, biçimden biçimsizliğe doğru gidiş. Bu bir bakıma ölçünün bozulması sorunudur aslında. Ama bu da şunu tekrar ifade etmek gerekiyor. Bir düzenden bir düzensizliğe gidişi bize söyleten şey nedir? Yani öncesinin düzen olduğunu bize söyleten nedir? Sonra bu düzenin kaybı olduğunu söylediğimiz şey nedir? Tam da insan olarak durduğumuz nokta aslında. Yani insan her şeyin ölçüsüdür hatırlayacak olursak. Kendi durduğumuz yerden bir an için bizim için güvenli olan dengeler, işte ilişkililikler düzenken bunların yavaş yavaş başka bir yapıya doğru evrilmesi düzensizlik olarak ne bizim tarafımızdan adlandırılan bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Ben şimdi burada bitiriyorum hocam. Sözü size bırakıyorum. Evet, aslında şöyle bazı şeyler de ben de şeyin içinde, konuşmanın içinde yakaladığım şeyler. Yunan'da nesneden kalan artık olarak mekan diyor Yunanlılar. Ve aynı Yunanlı hareket varsa zaman vardır diyor Aristoteles. Yani zamanla yani zamanı harekete bağlayan ama bu arada da nesnenin dışında çünkü zaten perspektif olarak mekanı çözememesinin nedeni de o. Nesnenin artığı olarak mekan ve nesne merkezli bir algı var. Daha sonra resimsel yaşantı olarak tekrar şey yapıldığında resmin kendi yaşantı, resmin değerlendirmesi, resmin anlamlandırması meselesi Rönesans'ta resim okumak aslında bir statü. Yani resmi duyumsayarak resmi anlamında bir yakalamak statü. Çünkü gerçekten ressam görünür dünyaya dair ortaya koyduğu bağlam okunması gereken bir dil olan anda gözün alışması gereken potansiyele sahip süreçlere sahip. Az önce biçimin bozulması, rengin kullanılması, refleksiyonun işe dahil edilmesi, yani şeyin bizatihi gösterenin kendisini göstermesi, göstermeye çalışanın kendisini göstermesi bize o kadar enteresan şeyleri getiriyor ki işte Jackson Pollock'a, Action Painting'de, fütürizmdeki harekete, merdivenden inen çıplığa, divizyonizme, puantilizme kadar aslında ucunu açıyor. Bu da bize aslında gelecek soruları olsun diye söylemek istiyorum. Hani şeyi kapatırken söylenecek o kadar da şeyler var ki yani günümüzü işe dahil ederek tekrar okumalar yapıldığında o zaman yani daha doğrusu şimdinin içinde bunu gerçekten potansiyel olarak ele aldığımızda o kadar ucu açık bir şey ki bu ucu açıklığı şimdiye değmesi noktasında söylüyorum. Yani şu anda hala geçerli olan günümüzün içinde bir doz, bir düzey olarak Turner meselesi aslında çalışıyor. Şu an meselelerimizin bir boyutunu açıklıyor. Ve bundan dolayı kesintisiz olarak biz ondan ötesine ve ondan berisine gelebiliyoruz. Bu açıdan bakıldığında aslında bu tartışma ortamları bir problemi çözmek kadar da kafayı karıştırmak, yeni sorular ortaya koymak, yeni bakış açıları arayışına düşmek. Süremiz bitti. Şeref Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir paylaşım oldu. Bu arada Kerem Ozan Bayraktar aramıza katılamadı. Yine rahatsızlandı. Çok büyük bir geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda yine aramızda görmek istiyoruz. Önümüzdeki haftayı Rönesans üzerinden bağlayacağız. Çünkü biz Rönesans'a bir gidip orada biraz soluklanmak istiyoruz. O Rönesans bize hem moderniteyi hem de kendinden önceki antik çağı bize anlatmak ve açıklamak açısından geniş olanaklar sunuyor. Ben gerçekten çok teşekkür ederim. Sabırlarımız için izleyicilere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.